Tilki ile Leylek Masalı. Çok eski zamanlarda, günlerden bir gün hayvanların dostça yaşadığı güzel bir ormanda tilki ile leylek komşu olmuş. Tilki misafirperverlik yapıp komşusu olan leyleği bir gün yemeğe davet etmiş. Lezzetli mi lezzetli, etli bir çorba yapmış. Tilkinin yaptığı çorbanın kokusu bütün ormanı sarmış. Çorbanın kokusunu alan leylek sabırsızlıkla yemek saatini beklemeye başlamış. Ev sahibi tilki kendi aklınca kurnazlık yapıp leylek çorbayı içemesin diye yaptığı etli çorbayı derin olmayan yayvan bir kaba koymuş. Davet zamanı geldiğinde yemek masasına oturmuşlar. Leylek uzun gagasıyla ne yapmışsa bir türlü çorbayı içememiş. Ve komşusu tilkinin evinden karnı aç olarak ayrılmış. Leylek tilkinin evinden ayrılırken tilki yemeği az yemene üzüldüm. Leylek kardeş galiba yaptığım yemeği beğenmedin demiş. Leylek olur mu? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Yemekler çok lezzetli olmuş demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Bizim leylek de tilkiyi akşam yemeğine davet etmiş. Tilki büyük bir sevinçle bu daveti kabul etmiş. Davet vakti geldiğinde karnı zil çalan tilki leyleğin evine gitmiş. Leylek yaptığı yemeği ağzı daracık olan kavanozlara koymuş. Uzun gagasıyla kavanozdaki yemekleri afiyetle yemiş. Karnını bir güzel doyurmuş. Tilki de kavanozun etrafını yalayabilmiş sadece. Maalesef yemekten bir lokma bile yiyememiş. Bizim kurnaz tilki misafir olduğu evden ayrılırken ev sahibi leylek ona dönmüş ve "Komşum tilki, akşam yemeğinde aç kaldığın için özür dilememi beklemiyorsundur umarım." demiş. Tilki, leyleğin bu sözlerine hiçbir cevap veremeden karnı aç ve mahcup bir şekilde oradan ayrılmış. Tilki yaptığına pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Masalımız da burada bitmiş. Başkalarını aldatmaya çalışanlar bir gün gelir, kendi kurdukları tuzaklara düşüp kendileri aldanırlar. Tilki ile At Masalı. Bir zamanlar çiftliğin birinde bir at yaşarmış. Gel zaman git zaman bu at yaşlanmış ve artık iş yapamaz hale gelmiş. Uzun yıllar çiftliğe hizmet eden bu at yaşlandığı için artık çiftliğin sahibi tarafından kapının önüne koyulmuş. Burada çalışmayana yemek yok. Çabuk git, diğer hayvanlara kötü örnek oluyorsun. İlla kalmak istiyorsan da seni çiftliğe tekrar almam için bir şartı yerine getirmen gerekir. O da bana bir aslan getirmen demiş. At sahibinin bu yaptığına çok üzülmüş. Uzun süre çiftlikte yaşadığı için orman hayatına da ayak uyduramamaktan çok korkuyormuş. Çünkü eskisi kadar genç ve güçlü değilmiş. Yine de ormana doğru gidip kendisine mutlu, huzurlu bir yer aramaya başlamış. Orman yolunda üzgün üzgün giderken karşısına bir tilki çıkmış. "Hayırdır dostum, böyle üzgün üzgün nereye gidiyorsun?" demiş. At da "Ah ah, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün?" diye içlenmiş ve olanları bir bir tilkiye anlatmış. Tilki de bu durum karşısında hemen bir kurnazlık düşünmüş. Aklına son günlerde kendisine çok kötü davranan, avladığı yiyeceklerden hep pay alan, bazen de neredeyse kendisine yiyecek bırakmayan aslan gelmiş. Tilki ata dönüp "Bu işi oldu bil. Yapman gereken bir ağacın altına ölü gibi yatıp beklemek." demiş.
At bir ağacın altına yatmış. Tilki bu arada aslanın yanına gitmiş. Aslan Hazretleri, nihayet kısmetimiz ayağımıza geldi. Şu az ileride bir at düşüp öldü. Ağacın altında yatıyor. Bir çiftlik atı bu besbelli. Çünkü oldukça etli butlu. Günlerce ziyafet çekeriz. Bol bol karnımızı doyururuz demiş. Aslan da ben de günlerdir açlık çekiyordum demiş. Ve tilkinin söylediği yere atın yanına doğru yürümeye başlamış. Aslan atı görür görmez hemen üzerine atlamak istemiş ama tilki aslanı uyarmış. Aslan Hazretleri, bu avı sizin mağaranıza götürelim. Orada rahat yeriz. Burada yemeye başlarsak sırtlanlar, akbabalar bize rahat vermezler demiş. Aslan da haklısın. Peki bu koca atı mağaraya nasıl götüreceğiz demiş. Tilki kurnazca bir çözüm bulmuş. Çok güçlü ayakların var. Atı senin kuyruğuna bağlarım. Sen mağaraya giderken at da arkandan sürüklenir gelir demiş. Aslan tilkinin söylediğini hemen kabul etmiş. Tilki atın kuyruğunu aslanın kuyruğuna bağlamış ve bu arada da atın kulağına eğilerek "Benden buraya kadar, artık gerisi sana kalmış." demiş. At tilkiyi duyar duymaz ayağa kalktığı gibi çiftliğe doğru dört nala koşmaya başlamış. Aslan da arkasından sürüklenerek çiftliğe kadar gelmiş. Atın koca aslanı kuyruğundan tutup getirdiğini gören çiftlik sahibi söylediklerinden ve yaptığından çok utanmış. Aslanı bir güzel yakalayıp bir kafese koymuş. Ve o günden sonra da ata ömrünün sonuna kadar güzelce bakmış. O günlerden sonra at çiftlikte, tilki de ormanda mutlu mesut yaşamış. Tilkinin başına bela olan aslan cezasını bulmuş ve bir kafese hapsedilmiş. Tilkiye yaptığı zorbalığın cezasını çekmiş. Masalımız da burada bitmiş. Düşmandan kaçmanın yolları. Bundan yıllar önce ormanda yaşayan bir tilki kediyle arkadaş olmuş. Bir gün bu tilki yeni arkadaş olduğu kediye övüne övüne çok akıllı ve çok kurnaz olduğunu anlatıyormuş. "Ben çok kurnaz biriyim, biliyor musun?" demiş. Ve devam etmiş. "Örneğin benim için düşmanlardan kurtulmanın en az 100 yolu vardır." demiş. Kedi şaşırmış. "Ne kadar ilginç. Bunlardan bazılarını bilmeyi çok isterdim." demiş kedi. Tilki de övüne övüne, "Üzülme kedi kardeş. Boş bir vaktimde kurnazlıklarımdan kolay olan bazılarını sana da öğretirim." demiş. Tilki sözünü yeni bitirdiği sırada uzaktan köpek sesleri gelmeye başlamış. Bu köpek sesleri gittikçe daha da yaklaşıyormuş. Kedi hemen oradaki ağaçlardan birine tırmanarak yaprakların arasına saklanıvermiş ve aşağıdaki tilkiye seslenmiş. "Benim bildiğim tek kurnazlık buydu. Sen şimdi bildiğin 100 kurnazlıktan hangisini kullanacaksın?" demiş. Tilki düşünmüş, taşınmış, hangi kurnazlığı kullanacağına bir türlü karar verememiş. O sırada köpekler de iyice yaklaşmışlar. Sonunda kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlayıp yerinden fırlamış ama köpeklerden kurtulamamış. Bildiği onlarca kurnazlık ve hile avcılardan kaçmasına yetmemiş tilkinin. Düşmanlardan kurtulmanın 100 yolunu bilen tilki avcıların eline düşmüş.
Bildiği bir tek yol olan kedi de ağaç dallarının arasında hem avcılardan hem de köpeklerden kurtulmuş. Birçok şey bilmenize gerek yok. Bildiğiniz bir tek şeyi masalımızdaki kedi gibi iyi yaparsanız işinize çok yarar. Masalımız da burada bitmiş. Susayan tilkiler. Bundan uzun zaman önce uzak ormanların birinde beraber yaşayan, hep beraber avlanan tilkiler varmış. Yine bir gün gün boyu av peşinde koşmuş bu tilkiler. Ve çok susadıkları için de ırmağın kenarına toplanmışlar. Irmağın suyunun berraklığı ve yüzlerine vuran serinliği onların susuzluğunu daha da arttırmış. Ama ırmak çok coşkun akıyormuş. Yüksek tepelerdeki karların erimesinden dolayı ırmaktaki su çok çoğalmış son günlerde. Tilkilerden hiçbiri cesaret edip de su içmeye ırmağa yaklaşamamış. Susuzluktan neredeyse kıvıldayacak halleri kalmamış. Herkes birbirine cesaret vermeye çalışıyor. Fakat kimse cesaret edip de suya yaklaşamıyormuş. Bir süre sonra içlerinden birinin kabadayılığı tutmuş ve tilkilerin önüne geçip onlara şöyle bir bakmış. Siz cesur tilki soyunun evlatları değil misiniz? Ne bu korkaklık? Beklerdim ki aranızdan bir yiğit çıkıp şu sudan içsin, bize de yol göstersin. Ama nerede? Hepiniz korkak tavuk sürüsünden başka bir şey değilsiniz, demiş. Ve kendisinin onlar gibi korkak olmadığını göstermek için suya atlamış. Nehrin akıntısı onu aldığı gibi ırmağın ortasına doğru sürüklemiş. Diğerleri de kıyıdan seslenmişler. Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Gel buraya da nereden tehlikesiz bir şekilde su içebiliriz? Bari bize onu göster, demişler. Kabadayılık taslayan tilki bakmış kendisi için kurtuluş yok. Yiğitlik gene de bende kalsın diye el sallayarak. Hele biraz durun, şehirde bir işim var. Birini göreceğim. Dönüşte uğrar. Nereden nasıl su içeceğinizi gösteririm size, demiş. Bunu dedikten sonra da nehrin coşkun suları tilkiyi almış götürmüş. Yapamayacağın işe başlamayacaksın. Kabadayılık kimseye bir şey kazandırmaz. Bu masalımız da burada bitmiş. Tilki ile tavuk masalı. Bundan yıllar önce ormanda yaşayan tilki yatmadan önce bir şeyler yemek istemiş. Ve bunun için yuvasından çıkıp gezmeye başlamış. Bir kümesin yanından geçerken kapı aralığından şöyle içeri bir bakmış. Aman Allah'ım, bir de ne görsün? Tombul bir tavuk görmüş. Fakat bu tombul tavuk tilkinin yetişemeyeceği bir yere tünemiş. Kendi kendine, hadi bakalım tilki efendi, işte burada kafanı kullanacaksın, demiş. Biraz düşünüp taşındıktan sonra kendine şöyle bir çekidüzen verip tavuğa seslenmiş. Merhaba tavukların prensesi, sizinle uzun zamandır görüşmedik değil mi, demiş. Tavuk cevap vermemiş. Uykusunu kaçırdığı için ona biraz da kızmış. Tilki devam etmiş. Dostumuz horoz son günlerde sizin büyük bir rahatsızlık geçirdiğinizi söyledi. Bilseniz ne kadar üzüldüm. Duyar duymaz da durumunuzu sormaya geldim. Gerçekten de yüzünüz sapsarı görünüyor. Eğer aşağı inerseniz nabzınızı ölçmek ve dilinize bakmak isterim. Korkarım haliniz hiç de iyi değil, demiş. Tilki kararlıymış, tavuğu yiyecekmiş.
Tavuk tünediği yerden. Tilki dostum, gerçekten şimdiye kadar sizin böylesine açık kalpli konuştuğunuzu görmemiştim. Buradan aşağı iner ve yanınıza gelirsem durumum gerçekten kötü olacak. Korkarım o zaman size yem olacağım demiş. Ve tünediği yerden inmeyip canını kurtarmış. Bizim tilki de dönüp ormana gitmiş. Giderken ne mi yapmış? Tabii ki başka kurnazlıklar düşünmüş. Bu masalımız da burada bitmiş. Ormanın en kurnaz hayvanı tilki, bildiği 100 kurnazlıktan birisini yaparak elbet karnını doyurur. Tavuk olmazsa kumru, kumru olmazsa serçe, daha da olmazsa tavşan. Elbet karnını doyurur. Hayatın kuralı bu. Kimisi av olur, kimi de avcı. Tilki ile Üzümler Masalı. Bundan yıllar önce güzel bir ormanda yaşayan, kurnazlığıyla ün salmış bir tilki varmış. Bu tilki her gün ne yapar eder bir türlü karnını doyururmuş. Günlerden bir gün tilki kalkmış, karnını doyurmak için önce yakınlardaki tavuk kümesine gitmiş. Ama çiftçinin köpeğinden dolayı tavuk kümesine girememiş ve oradan dönüp tekrar ormana gelmiş. Bu sırada aklına sudaki ördekler gelmiş. Hemen ördeklerin yuvalarına doğru yol almış. Oraya gitmiş gitmesine ama ördekler birlik olup bizim tilkiden uzaklaşmışlar. Kurnazlığıyla övünen tilki çok acıkmış. Neredeyse açlıktan kımıldayacak hali kalmamış. Ormanda uzun süre dolaşmasına rağmen bir av bulamayan tilki öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünüyormuş. Bu arada birden aklına daha önce ormanda gördüğü ağacın dallarındaki üzümler gelmiş. Üzümler o kadar güzelmiş ki mor ve sulu suluymuş. Tilki kendi kendine daha yepyeni olgunlaşmışlardı. Gideyim de bir bakayım şunlara. Eğer olgunlaşmışlarsa bir güzel karnımı doyururum demiş. Kendine güzel bir ziyafet çekmek için doğruca üzümlerin olduğu ağaca doğru gitmiş. Üzümlerin olduğu ağaca doğru geldiğinde üzümleri görünce daha da bir iştahlanmış. Ne kadar olgun, ne kadar sulu üzümler. Böylesini hiç görmemiştim diye düşünmüş. Sonra gözüne iri bir üzüm salkımı kestirmiş ve yukarıya doğru zıplayıp salkımı almaya çalışmış. Ama ne yaptıysa ne ettiyse salkımı bir türlü alamamış. Üzüm biraz yüksekte herhalde deyip tekrar tekrar zıplamış. Ama yine de salkıma ulaşamamış. Açlıktan çok bitap düşmüş olan tilki üzüm almak için hoplamaktan zıplamaktan çok yorulmuş. Üzümlere yetişemeyeceğini anlayınca da o üzümler de zaten daha tam yetmemişti. Koruktu deyip kendi kendine teselli vermiş ve oradan uzaklaşıp ormanın içinde yürümüş gitmiş. Tıpkı tilkinin durumunda olduğu gibi insanlar da elde edemedikleri şeyleri kötülerler. Çünkü bu onlar için çok kolaydır. Umarım sizler de tilkiyle aynı duruma düştüğünüzde pes edip gitmezsiniz. Masalımız da burada bitmiş. Tilki ile Keçi Masalı. Günlerden bir gün tilkinin biri ormanda gezintiye çıkmış. Ormanda bir o yana bir bu yana gezerken bir yandan da
Nasıl kurnazlıklar yapsam diye aklından geçiriyormuş tilki. O sırada önünde duran kuyuyu görememiş ve adımını attığı gibi kendini kuyunun dibinde buluvermiş. Kuyudan çıkmak için çok uğraşmış, çabalamış ama bunu başaramamış. Çünkü kuyunun boyu tilkinin boyunun neredeyse iki katı yükseklikteymiş. En sonunda uğraşmaktan, çabalamaktan yorgun düşen tilki çaresiz bir şekilde kuyuda beklemeye başlamış. Kuyunun içinde oturup birilerinin gelmesini beklerken birden bir sesler duymuş. Bu gelen kuyudan su içip susuzluğunu gidermek isteyen bir keçiymiş. Tilki keçiyi görür görmez kuyudan kurtulabilmek için bir kurnazlık düşünmeye başlamış. O sırada keçi tilkiye seslenmiş. Tilki kardeş, merhaba. Kuyunun dibinde ne yapıyorsun? Neden oraya girdin acaba? Demiş. Tilki kurnazlığıyla cevap vermiş. Bugün hava çok sıcaktı. Dışarıda sıcakta oturmak istemedim. O nedenle kuyuya girdim. Hem de kuyuda içmek için buz gibi ve tertemiz su var. Sen de gelsene buraya. Hem serinlersin hem de susuzluğunu giderirsin demiş. Keçi tilkinin kendisini kandırdığını bilemeden kuyunun dibindeki tertemiz ve serin sudan içebilmeyi hayal edip kuyunun içine atlamış. Kuyunun dibi gerçekten de serinmiş. Üstelik temiz ve serin sudan da bol bol içmiş keçi. Birazdan tilkiyle sohbet etmeye başlamışlar. Aradan birkaç saat geçtikten sonra bizim kurnaz tilki keçiye seslenmiş. Keçi kardeş, günün sıcağını kuyunun içinde serin serin oturarak atlattık. Artık akşam oldu, hava da serinledi. Çıkıp evimize gidelim demiş. Keçi kuyudan nasıl çıkacağını bilmiyormuş. Tilki biliyordur herhalde deyip tamam tilki kardeş çıkalım ama nasıl çıkacağız? Kuyu çok derin demiş. Tilki de ne var bunda? Sen ön bacaklarını kuyuya dayayıp arka ayaklarının üzerinde dur. Ben de senin sırtına basıp çıkarım. Sonra da ben yukarı çıktığımda uzanır seni yukarı çekerim demiş. Keçi tilkinin bu teklifini hemen kabul etmiş. Tilkinin söylediklerini bir bir yapmış. Tilki de keçinin sırtına çıkıp bir güzel kuyunun dışına çıkmış. Kuyunun dışına çıkan tilki ormana doğru yürümeye başlamış. Bu arada keçi "Hey tilki kardeş! Beni kuyudan çıkarmadan nereye gidiyorsun?" demiş. Tilki de "Seni oradan uzanıp yukarı çekebileceğimi mi düşündün? Görmüyor musun kuyu ne kadar da yüksek? Aklını kullansaydın da kuyuya girmeden önce nasıl çıkacağını düşünseydin" demiş ve dönüp gitmiş. Keçi sonunu düşünmeden yaptığı iş nedeniyle çok pişman olmuş ama artık iş işten geçmiş. Aklı olanlar sonunun ne olacağını düşünmeden bir işe başlamazlar. Siz de keçi gibi düşünüp taşınmadan bir işe başlamayın. Masalımız da burada bitmiş. Tilki ile Karga Masalı. Karganın biri ağzında kocaman bir etle bir ağacın dalına konmuş. Oradan geçen bir tilki de kargayı o şekilde görünce kendi kendine düşünüp "O eti kargadan nasıl alabilirim acaba?" demiş. Yavaşça karganın konduğu dalın altına gitmiş ve son derece kibar bir sesle "Günaydın karga kardeş. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kanatların da çok parlak." demiş.
Karga söylenenlere aldırış etmeyince tilki konuşmaya devam etmiş. Göğüsleriniz bir kartalınki gibi. Hele tırnaklarınız, affedersiniz, pençeleriniz diyecektim. Pençeleriniz de çelik gibi sağlam görünüyor, demiş. Tilkinin sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Ama yine ses çıkarmamış. Sadece göğsünü ve tırnaklarına bakmış. Tilki pes etmemiş. Bir de sesiniz güzel olsaydı, kuşların kralı olurdunuz, demiş. Tilki böyle deyince, karga birden toparlanıvermiş. Sesimin neyi varmış ki? Bu tilki benim şarkılarımı işitmemiş galiba. Şuna güzel bir şarkı söyleyeyim de, görsün güzel miymiş, kötü mü benim sesim, demiş. Kuyruğunu sallayıp kanatlarını da bir kartal gibi açmış ve gaklamaya başlamış bizim karga. Ağzını açıp kendince şarkı söylemeye başlamış ama et de ağzını açar açmaz ağzından düşmüş. Kurnaz tilki eti daha yere düşmeden havada hop diye kapıvermiş ve afiyetle yemiş. Karga ne olduğunu anlayamamış. Tilki kendisine aptal aptal bakan kargaya dönüp şöyle demiş. Ey karga, doğrusu güzelliğine de sesine de diyecek yok. Ama kuşların kralı olman için biraz aklın eksik. Tilki kurnazlığını yapmış. Karganın ağzındaki eti kapıp karnını bir güzel doyurmuş. Siz olun, masalımızdaki karganın düştüğü hataya düşmeyin. Başkalarının dolduruşuna gelip de bir iş yapmaya kalkışmayın. Sonra karga gibi elinizdeki yiyecekten olursunuz. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dolduruşa gelmeyenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.